Selamlar ben Gamze. 4.2'nin 5 yıldız karakterleri belli oldu. Bu da sizin kısa ve meta çerçevesinden hangisini almalı? Bu karakterler nelerde iyi? Özet videonuz hemen başlayalım. Bu güncellemede hem destek hem de sahada kalarak hasar çıkarıcı pozisyonunda kullandığımız karakterlerimiz var. İlk yarıda Furina ve Belge olacak. Önce onları konuşarak başlayalım. Her zaman söylediğim gibi yeni çıkacak karakterlerle ilgili net yorum yapamam. Destek karakteri gibi görünüyor Furina ama her hükümdarda olduğu gibi muhtemelen takım yıldızlarıyla alanda kalan bir hasar çıkarıcı pozisyonuna da geçer. Yayında gösterdikleri kadarıyla düz haliyle bir destek karakteri dediğim gibi. Takımının canını alarak yük kazanıp güçlendirme uyguluyor. Su yükleme hızı ve oranını bilmemiz lazım yorum yapabilmek için. Bunların hepsini de karakter çıktığı zaman öğrenebileceğiz. O zaman da detaylı bir şekilde inceleyerek rehberimi sizlere sunarım zaten. Sadece şu an için bir destek karakteri olarak göründüğünü ve ihtiyacımıza göre o yönde vişlerinizi bekletmeniz gerektiğini önerebilirim. Diğer destek şifacı karakterimiz Baycu'ya geçecek olursak. Baycu iyi bir şifacı. Aynı zamanda sahadaki karaktere kalkan sağ sağlama özelliği de var. Kalkanı aralıklarla kendisini yenilerken hem can veriyor hem de doğa elementi yüklüyor. Daha iyi kalkan karakterleri var. Yani şu şekilde ifade edeyim. Kombosu bozulmaması gereken bir karakter kullanıyorsanız Ganyu ya da Yoimiya gibi mesela daha sağlam kalkanlara yönelmek isteyebilirsiniz. Ama bunun sıkıntı edilmediği durumlarda aynı zamanda şifa da versin, element de yüklesin derseniz bu kalkan açığı gayet güzel kapanıyor. Sağladığı bu özelliklerin hepsi de element patlaması üzerinde geliyor. Yani element patlamasına bağlı bir karakter ve çok enerjiye ihtiyacı var bunun içinde. Enerji yüklemesi oranını tutturduğunuzda biraz daha rahat edersiniz. Bu arada element yeteneği ile de cam ve element yüklemesi sağlıyor ama bekleme süresi boşluğu var. O sebeple tüm sağladığı özellikler element patlamasına bağlı diye belirtiyorum. Yani düzenli olarak bunlara sahip olmak isteyeceğimizden element patlaması süresi geldikçe kullanmalıyız. Bahsedilmeye değer takım yıldızlarını konuşacak olursak ilk takım yıldızı ekstra element yüklemenizi sağlıyor ve enerji yenilemesi oranınızı rahatlatıyor aynı zamanda. İkincisinde de yine ekstra element yüklemenizi sağlıyor. Bu iki takım yıldızı biraz rahatlık ve element yükleme açısından fayda sağlar ama karakteri çalıştırmak için ne bunlara gitmek zorundasınız ne de sonrasındaki takım yıldızlarına. Karakter takım yıldızsız haliyle de gayet güzel bir şekilde çalışarak işlevini gerçekleştiriyor. Kendi silahına da ihtiyacınız yok. Üretilebilir silahlardan Amber Kehribar ile gayet iyi çalışıyor. Takımına göre buff vermesi açısından 3 yıldız silah olan TTD'se ejder katilleri de verebilirsiniz. Yadigarlar açısından da oyunun en verimli domainlerindeki Deepwood, deri norman hatıraları setini kullanıyor ama bunun dışında takımınızın ihtiyacı halinde Nobles yani asil minnettarlık ya da Instructor, eğitmen seti de verebilirsiniz. Çok fazla takıma da rahatlıkla girebiliyor Baycı. Cana, kalkana hele ki bunlara ihtiyacınız olan yerde doğa elementine de ihtiyacınız olan senaryolarda en iyi seçeneğiniz diyebiliriz. Furina'nın kendisiyle eklenecek tüm takımlardan can çalma gibi senaryolar içinde güzel seçeneklerinizden olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü çoğu işe yarar healer, işe yarar kısmını tırnak içine alıyorum. O sırada alanda olan karakterleri healıyor yalnızca. Bazı ise aktif olmayan karakterlere de can sağlıyor. Güncellemenin ikinci yarısına geçelim ve Ayata ile devam edelim. Burada bir şey söylemek istiyorum. Ben bu yazıyı hazırladım. Baktım ki Ayata yerine Alhayta mı yazmışım? Sonra gittim Ayato diye tekrardan düzelttim. Kafam nerede ben de bilmiyorum. Neyse güldük eğlendik devam edelim. Ayato hem alanda duran hasar verici hem de element patlaması ile destek karakteri olarak oynayabileceğiniz birisi. Takımları esnek. Yadigar seti olarak Heart of Depth. Derinliğin kalbi en garanti seti olacaktır. O da Yadigar kasasından çıkarılabilen bir set. O açıdan ulaşımı rahat. Kendi seti gibi görünen Echoes, adanın yankısı biraz dengesiz bir set. Tamamen pingimize bağlı olarak performansı değişiyor. Artı olarak da element tasarı bonusu veren silahları kullandığınız senaryolarda daha düzgün çalışacaktır statlarınızı da dengelemeniz açısından. Biraz verimsiz bir domainde bu set özellikle de şahınız yoksa o sebeple Heart of Depth daha ulaşımı kolay ve garanti setiniz olacaktır. Çok isterseniz Echoes'da denersiniz zaten. Fontaine'in üretilebilir silahı Finale of the Deep derinliklerin sonu kullanabilirsiniz. Kazuha'nın hikaye silahı Kogatsuru ve Işin kullanabiliyor. Animo Kageuchi üretilebilir silah kullanabiliyor. Elektrik yüklü takımlarda Lion's Roar, aslan kükreyişi de kullanıyor. Onun dışında genel 5 yıldız silahları da sevecektir zaten. Yani silah bulması açısından da birazcık daha rahat olarak görebileceğiniz bir karakter olduğunu söyleyebiliriz. Hiçbir takım yıldızına ihtiyacı yok. Tamamen olması gerektiği gibi çalışıyor takım yıldızsız haliyle. Ama takım yıldızları onu güzel güçlendiriyor. Şöyle diyeyim destek karakteri tarafını bir kenara koyarsak Tartaglia ile benzer performans sergiliyor. Ama takım yıldızları onu Tartaglia'nın önüne koyuyor. Zaten Tartaglia'nın hiçbir takım yıldızı pek bir şey yapmadığından dolayı takım yıldızlı bir target'ın da önüne koyuyor zaten. İlle bir takım yıldızına gitmek isterseniz ikinci takım yıldızı güzel bir hasar artışı sağlar. 3 de element becerisini yükselttiğinden yine güzel bir hasar artışı sağlar. Çünkü ana hasar kaynağımız element becerisiyle. Diğer takım yıldızları da iyi dediğim gibi güzel artışlar alıyor Ayato ama takım yıldızları olmadan da güzel çalıştığını tekrar tekrar hatırlatıyorum. Sadece eğer ki hyper carry deriz ya böyle tek bir karakteri kasayım o ana hasarı çıkarsın en büyük hasarı o çıkarsın şeklinde ayatoya abanmak istediğiniz bir noktadaysanız takım yıldızlarına gitmeyi ekstra olarak tercih edebilirsiniz tabii ki çünkü yani o zaman daha iyi performans sergileyecek mantık olarak. Ayato'nun göreceli bir kötü tarafı var. Dediğim gibi destek olarak daha esnek bir karakter olmasını bir kenara bırakırsak alanda hasar çıkarıcı olarak kullandığımız halinde Tartaglia ile benzer şeyler yapabiliyor. Doğa Element takımları ile bu birazcık değişti gerçi. Yine Tartaglia'dan daha esnek o açıdan ama Tartaglia'nız varsa ikinci bir Tartaglia da istemezsiniz. Onun dışında hem esneklik hem de oynama konforu açısından Tartaglia'dan daha rahat bir karakter. Gelelim Saino'ya. Saino da alanda kalarak hasar çıkaran bir karakter. Bazı sıkıntıları var. Onları konuşacağız ama önce güzel taraflarından bahsedelim. Sano'ya gilded yaldızlı rüyalar verebilirsiniz ve bu set çok verimli bir domainde. Bunu bu videoda söylemiştim. Tekrar etmek durumundayım. Çünkü o domain çok verimli bir domain gerçekten arkadaşlar. Aynı şekilde 4 Thundering Curry Yıldırım Öfkesi de kullanabilirsiniz. Bu set Gereksiz parçalarınızı ekleyerek yadigar kasasından çıkarabileceğiniz bir set. O açıdan da güzel. Enerji açısından bizi çok rahatlatıyor bu set ama düzgün rotasyon yapamadığımızda hasarımızı düşürebiliyor. Silahları açısından da kendisinin mızrağı çok iyi bir mızrak. Genel olarak oyunda diğer karakterler için de iyi bir mızrak ama ona diğer 5 yıldız silahlar dışında etkinlik silahı olan Missy Spear habercinin rüzgar mızrağı verebilirsiniz. Savaş biletinden Deathmatch, ölüm saçan verebilirsiniz. Kitay'ın verebilirsiniz üretilebilir bir silah kendisi ve en önemlisi 3 yıldız bir silah olan White Tassel beyaz püskül gayet güzel çalışıyor bu karakterde. Hiçbir takım yıldızına da ihtiyacınız yok. Ama ben karakteri seviyorum ve istiyorum derseniz de ilk iki takım yıldızı güzel hasar artışı sağlıyor Sainoda. Erken yatırımlar olarak bu takım yıldızlarını düşünebilirsiniz çok güzel şeyler söyledik. Şimdi gelelim sıkıntılarına. Sayna'nın yeteneğinin süresinden ötürü çok fazla karakter ile en uyumlu sinerjiye sahip değil. En metali olarak konuşuyorum biliyorsunuz her zaman. Rotasyonları biraz konforsuz olabiliyor. Bir de çok komba karakteri yani karakterin en iyi performansı için fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Worker parçalı bir oyuncuysanız pek sizlik olmayacaktır. Hasar açısından kötü olmasa da biliyorsunuz ki Genshin takım sinerjisini daha çok önemseyen bir oyun olduğundan özellikle de bir karakteri 6. takım yıldızı yap yapayım falan şeklinde bir düşünceye sahip değilseniz. Neyse 4 yıldız ve meta olmayan karakterimiz Razer'ın en iyi takımıyla benzer bir performans gösteriyor genel olarak Sino ne yazık ki ama dediğim gibi ben size meta bilgi veriyorum. Gerisi size kalmış. Gerekli yatırımla hiçlik sarmalığını yapar mısınız? Yaparsınız. Aynı yatırımla bunu 4 yıldız karakter ile yapar mısınız? Yaparsınız. Ama o karakteri sevmiyorsundur. Sino'yu seviyorsundur ve primolarını ona harcamak istiyorsundur. Bu seni rahatsız etmiyordur. O zaman yapıştır gitsin zaten. Tamamen oyuncu seçimi. Şimdi geldik özet geç kısmına. Bu güncellemedeki karakterler verim açısından benzer yatırım istiyorlar. Yadigar setleri olsun, silahları olsun, takım yıldızları olsun. Hiçbir zorunluluk olmadan rahatlıkla kurabileceğiniz karakter ve takım opsiyonları da oldukça fazla. Sadece Sino açıdan bir tık geride diyebiliriz genel olarak baktığımızda. Alanda hasar çıkarıcı bir karakter istiyorsanız Sino'da Ayato da iş görür ama Ayato hem esneklik hem de yapılan yatırıma göre performansı açısından daha rahat bir tercih olacaktır. Tertekleniz varsa çok benzer olacağından başka bir seçenek düşürebilirsiniz tabii dediğim gibi. Saino ise Seven'in o yatırımı yaptıracak ve yatırımın yapılması durumunda da hiçlik sarmalını temizlemenizi sağlayacak bir karakter. Onunla benzer performans sağlayan 4 yıldız alternatifi var. Ve ondan daha iyi 5 yıldız alanda hasar çıkarıcı karakterler de mevcut. Burada dediğim gibi beklemeniz ya da sizin sevdiğiniz karaktere göre sizin vereceğiniz karara bağlı sadece. Başca ise destek karakteri ve takımınızda doğa elementli bir şifa karakteri ya da kalkan eksikliğiniz varsa bunu dolduracak bir karakter tüm takımı can verdiğinden dolayı da Furina ile oyuna gelecek olan takımdan can çalma dinamiğinde de sizin kafanızı rahat ettirebilecek bir pozisyonda olabilir diye düşünüyorum şimdilik ama bunu Furina çıktığı zaman göreceğiz Furina ise her zamanki hatırlatmam karakter çıkmadan ne desem yalan olacağından karakter çıkınca göreceğiz destek karakteri ama her şey su yükleme hızı ve oranına bağlı olarak neler yapabileceğine göre değişir ben ne yapacağım şimdi ona gelelim. Aytom ve Bay... ayto Ayatom ve Baycu'm var benim. Baycu'm olmasa Fırna'nın durumuna göre Baycu almayı deneyebilirdim. Dediğim gibi yani onunla iyi çalışan bir karakter olursa Baycu deneyebilirdim. Ayatom ise benim kenarda duruyor. Ben hiçlik sarmalında çerçeğe kullanıyorum. Onun dışında Sayno pek ilgimi çeken bir karakter değil. Hele ki o kombosuyla hiç benlik değil gerçekten. O sebeple ben su kölesiyim arkadaşlar. Fulinam full Fulinam diyorum. Bir şatma yayınımız için de güncellemenin geldiği çarşamba günü Twitch kanalıma beklerim. Herkese iyi oyunlar, bol şanslar.